Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına öğrettiği, bize de Müslümanlık olarak aktarılmış bulunan en önemli öğütlerden biri anne ve baba hakkı ile ilgili öğütlerdir. Şöyle diyebiliriz. Medine'nin eski adı Yesrib'ti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret buyurması ile beraber Yesrib Medine oldu. Şüphesiz şehir, hurma bahçeleri aynıydı. Fiziki olarak bir mescit farkı oldu. Ev sayısı arttı. Ama insanların Medine'de Müslüman olmaları ile beraber neler değiştiğini ölçümlemeye kalkacak olsak, ibadetleri göreceğiz, namaz ve diğer ibadetler. İnsanların düşüncelerinde itikat açısından farklılıklar olduğunu göreceğiz. Ve biraz daha ilerlersek, aile içi ilişkilere, eşler arasındaki bağlantıya farklı bir bakışın oluştuğunu göreceğiz. Yesrib'le Medine arasında. Bu farklılıklardan biri de anne ve babaların oturtulduğu yerdir. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce de insanların anne ve babaları vardı. Onlara saygı gösteriliyordu, hürmet ediliyordu. Ayrı bir konu ama sen Müslümansan, ahiret günü dirileceğine ve hesap vereceğine inanıyorsan diye başlayan cümlelerin sonunda anne ve babana diye cümleler geldi. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde artık kıyamet gününe kadar hiçbir şekilde değişmeyecek ana kuralı koydu. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah hükmünü vermiştir. Allah'tan başkasına asla ibadet yapmayacaksın. Anneye ve babaya iyi davranacaksın. Anne ve baba sosyal yapı içerisinde bir birimi temsil ederken, birdenbire Yesrib'de öyleyken, Medine'ye dönüşüldüğünde Allah'tan sonra, Allah'a imandan sonraki en büyük değer haline geldi. Bunu çok daha ince ayrıntılarıyla ele aldığımızda, yani anne ve babayı Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi olarak, tabii Allah'la beraber peygamberi de almış oluyoruz, melekleri de almış oluyoruz. Yani Allah'a iman blokunu, o imanın şartlarını bir madde yaptıktan sonra öbür maddede anne ve baba geliyor. Bu şekilde anlayınca bakıyoruz ki anne ve baba bu kadar yüksek bir makama yükseltiliyor. Ama kendi içinde de anne 3 kat babanın üstüne çıkarılıyor. Anne ve baba Allah'tan sonraki hak sahibi. Anne bu hakkı 3 kere kullanıyor, baba 1 kere kullanıyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Yesrib'den sonraki Medine'ye getirdiği hayata bakan ve toplumsal yapıyı şekillendiren ana kurallardan birisi. Ve çok güzel örnekler, latif hatıralar da Medine'den bize bu sebeple intikal etmiş oluyor. Mesela çok meşhur bir hadisi şerif var. Çok dikkat çeker. Hani 3 kişi bir mağarada sıkışıp kalıyorlar, dışarı çıkamıyorlar da
İşte sırayla dua edelim, belki Allah duamızı kabul eder de buradan kurtuluruz diye düşünüyorlar. O da dua ediyor üçü. Üçünün de duasının sonunda mağaranın önü açılıyor ve çıkabiliyorlar. Bu hadis meşhur, bildiğimiz sahih hadis-i şerif. Bu hadiste, bu bilgide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasına iyi hizmet eden, iyi evlatlık yapan birisinin duasının kabul olduğunu söylüyor. Demek ki sıradan bir iş değil anne ve babanın gönlünü kazanmak, duasını almak. Ve daha enteresan, dikkat çekici bir şey. Şimdi insanın Allah'tan sonraki en büyük saygı göstermesi gereken, üzerindeki hak sahibi olan annesi ve babası. Sonra anneleri 3 kat yukarı çıkarıyor. Babanın 3 puan daha üstünde oluyorlar. O kadar ki annenin kız kardeşleri, yani kişinin teyzeleri de tutuyor, anne konumuna geliyor. Yani teyze anne gibidir buyuruyor. Bu sadece bir insani ilişkide teyzenle ilgilen akrabadır o bakımından değil. Anne o kadar güçlü ki evladı üzerindeki hakkı bakımından, bu güç onun kız kardeşlerine bile taşınıyor, görüyoruz. Çok enteresan, Yesrib ile Medine arasındaki farklardan birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anneye, babaya hizmet etmeyi nafile olan cihattan daha üstün tutuyor olmasıdır. Yani annem ve babam benim hizmetime muhtaçlar şeklinde beyanda bulunan birisine nafile bir cihada gidilirken sen git annene babana hizmet et buyuruyor. Cihadın İslamiyet'teki yeri ve gücü açısından bilgi sahibi olan herkes çok rahat bir şekilde bu benzetmenin zihnimizi nereye yönlendirdiğini anlar. Anne ve babaya hizmet etmek, dualarını almak ömrün uzamasının sebeplerinden biri olarak tanıtıldı Medine'de. Ömrün uzun olsun, bereketli olsun istiyorsan anne baba hizmeti yapacaksın. Aynı zamanda da başına bela gelmemesinin de bir tür garantisi olacak bu. Çok enteresan örneklerden birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ana baba hizmetinde bulunmayı, onların duasını alacak işler yapmayı Allah yolunda yapılacak iş olarak gösteriyor. Anne babasının hizmetinde bulunan Allah yolundadır buyuruyor. Bu çok büyük bir makam. Hatta o kadar ki anne ve baba müşrik, yani ebedi cehennemde kalacaklar. Kafir oğlu, kafir kafir, böyle ne dersek diyelim, o düzeyde olsalar bile evlat vazifesini yapacak. Onların dinine asla geçmeyecek. Allah'a şirk olan, haram olan işleri asla yapmayacak. Babası anası emretti diye, ama anne ve babalıklarına da saygı gösterecek, hizmet edecek. Ve bunu yapmayan, anne ve babaya karşı asi olanların en büyük günahlardan birisini işlediğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Ve sonra da buyuruyor ki, yani verdiği bilgiler, Yesrib ile Medine arasındaki dönüşümü ve farkı konuşuyoruz. Anne ve babaya karşı saygısızlık, onların hakkına, hukukuna riayet etmemek, yani büyük günahlardan bir tanesi. Kıyamet günü muhakkak cezası olacak bunun, cehennem olarak olacak. Ve farklı bir noktada anneye babaya karşı işlenen bu suçlar ahirete beklenmeden dünyada da cezası görülmeye başlanacak suçlar olarak kabul edilmiş oluyor. Netice olarak kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babaya iyiliği Medine toplumunda özetleyen bir ifade buyurdu. Baba, yani seni doğuran anne ve baba, cennetin tam ortadaki kapısıdır buyuruyor. Mecazi olarak. Yani cennete girmek istiyorsan annem ve babam buyuruyor. Bu şüphesiz
tövbelerin kabulü, kulluğun kabulü açısından da hedef göstermiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.